Bediüzzaman Hazretleri Allahu Alem dediğinde bu olmayacak anlamında değil, Allah'ın izniyle olacak anlamında söylemektedir. Tabi Üstad Hazretleri bu yani istikbale mahtup sözler söylerken la ya'lemul gaybe illallah ve ilmu indallah'ı da arkasına ekliyor. Dolayısıyla acaba Üstad'ın bahsettiği bugünkü bu hadiseler yani Arap baharı mıdır? İslam'ın baharı mıdır? İnsanlığın baharı mıdır? Bunlar tabi tartışılması gereken konular. Yani Hazreti Mehdi'nin başına geçip meselesinin de doğrusu biraz üstadımızın Allahu alem ve ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah bağlamında değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyim ben. Yoksa yani bugün kalkıp böyle bir iddiayla böyle bir şeyle dünyaya çıkarsanız bu bahar çarçabuk kışa dönüşür. O cümlenin hemen arkasında la ya'lemul gaybe illallah ve ilmu indallah diyerek Üstad Hazretleri yani o söylemiş olduğu sözlerin bir şekilde manalarının Allah nezdinde, Allah indinde en doğrusunun olduğunu ifade ediyor. Ben şahsen öyle bakmak istiyorum Üstad'ın bu sözüne. Bediüzzaman diyor, tamam bunları anlatıyor ama diyor, Allahu alem diyor. Diyor. Ne demek Allahu alem? Yani böyle dedim ama siz buna inanmayın. O anlama geliyor. Yani o anlatmak istediği bu. Evet. Yani bak her dediğinin arkasında bir Allahu alem der diyor. Allah alem dediğine göre o olmayacak anlamına geliyor diyor. Ya kardeşim olacak diyor Allahu alem. Yani bu yani inşallah anlamında Allah'ın izniyle olacak. Allahu alem demesi olmayacak anlamına gelen bir ifade değil ki. Tabii ki. Yani peygamberimiz bir şey olacak dediyse olur o. Peygamberimizin sözü. Peygamberimizin sözünü naklediyor zaten üstad. Bak diyor, bunun tamam diyor, Mehdi'nin ilgili söylüyor diyor, arkasından Allah-u Alem diyor diyor. Mehdi gelecek diyor diyor, arkasından Allah-u Alem diyor diyor. O zaman ne anlayacağız biz buradan? Ha demek ki Mehdi gelmeyecek. Şimdi oldu mu bu mantık? Allah-u Alem demesi, Allah'a karşı edebin bir gereğidir. Yani ben biraz sonra yayını bitireceğim desem, ne derim? Allah-u Alem, inşallah. Biraz sonra da bitiririm Allah'ın izniyle. Değil mi? Tabii. Mehdi gelecek mesela diyoruz ki biraz sonra bir arkadaşımız gelecek. Allahu alem diyoruz. Ama geliyor. Evet, evet. Gelmeyecek anlamını demiyoruz ki biz ona. Tabii. Profesör Doktor Faris Kaya, üstadımızın ahir zaman ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlattığı bölümlerde kullandığı La ya'lemul gaybe illallah yani gaybı sadece Allah bilir sözünü sanki üstadımız olmayacak bir şeyden bahsediyormuş gibi anlatmaktadır. Oysa üstadımızın ahir zamanı anlatırken gaybı Allah bilir sözünü kullanması, Profesör Doktor Faris Kaya'nın iddia ettiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek ya da belki gelir, belki gelmez anlamında değildir. Tam tersine üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle mutlaka gelecek demektedir. 1. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra yani Hicri 1400'de gelecek bir hakikati Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında garip, yakın zannetmişler. Üstadımız 1400 sene sonra gelecek bir hakikat sözünü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden şüphe duyduğu için değil, Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de göreve başlayacağından emin olduğu için söylemektedir. 2. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek ifadesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam belki gelir belki gelmez demek değildir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Bediüzzaman Hazretlerinden bir asır sonra gelecek demektir. 3. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i nebeviden olacaktır. Bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i nebeviden olacaktır. Demek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi net ve kesin değildir manasını asla taşımaz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın zatı gelecek anlamındadır. 4. Ve onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın 3 büyük vazifesi olacak. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla, bilimi ve felsefeyi kullanarak ve maddiyun ve tabiyyun taunu, materyalizm, darvinizm ve ateizm salgını, beşer içine intişar etmesiyle, toplumlarda yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ve onun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın 3 büyük vazifesi olacak. İfadesinde herhangi bir muğlaklık yoktur. Üstadımız, Hazreti Mehdi aleyhisselamın kendisinden sonra geleceğini ve 3 vazifeyi birden yapacağını söylemektedir. 5. Cenab-ı Hak, bir dakika zarfında beyne semavel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Kudret-i ilahiye noktasında bakılsa gayet kolaydır. Üstadımız, Hazreti Mehdi aleyhisselamın gelip gelmeyeceği belli değil demiyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam gelse de olur, gelmese de olur demiyor. Allah, Hazreti Mehdi aleyhisselam ile İslam aleminin zulmünü dağıtacak ve bu vaadini mutlaka gerçekleştirecektir diyor. Bu sözlerin ve Risale-i Nur'daki Mehdiyeti anlatan diğer tüm ifadelerin ortaya koyduğu gerçek şudur: Bediüzzaman Hazretleri, Allah'ın vaadi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine dayanarak Hazreti Mehdi aleyhisselamın bu yüzyılda mutlaka geleceğini açık ve net olarak müjdelemiştir. Üstadımız, Allah'a olan derin sevgisi ve saygısı nedeniyle bu güzel haberleri müjdelerken Allahu Alem, yani doğrusunu Allah bilir demiş, yani bu kutlu olayların Allah'ın dilemesiyle muhakkak gerçekleşeceğini ifade etmiştir.